AKP iktidarının 20 yıllık sürecinde 8. Milli Eğitim Bakanı da affını istedi. Anlayacağınız istifa etti. Hemen sonrasında ise görevi kendisine verdiği için Sayın Cumhurbaşkanımız diye başlayan bir teşekkür metni yayınladı. İsmi mi? İsmi önemli değil. Zaten isminin bir karşılığı, kim olduğunun da bir önemi yok. Bunları niye mi hatırlattık? Bu, bir bütün olarak Cumhuriyet'in, özel olarak da AKP'nin eğitim politikası anlayışı. Biat var, yerlilik ve millilik var, korku var ama demokratik, özgürlükçü, ana dilde eğitim yok. Bir yandan yüksek öğretime giriş sınavındaki kağıt üzerindeki başarısız tablo, diğer yandan özellikle son günlerde Boğaziçi Üniversitesi ile öne çıkan iktidarın politikalarına karşı çıkış. Tüm bunlar belki de bir iflasın resmi aslında. Çünkü eğitim alanındaki başarısızlık bir sistem sorunu olarak karşımıza çıkıyor. Etkisi yaşamın tüm alanlarında hissediliyor. Beden ve ruh sağlığında, teknik alanlarda, sosyal alanlarda, evde, işte, sokakta, parlamentoda. Tüm bu olumsuzluklara karşı itirazlar da yükselmekte. Boğaziçi Üniversitesi bir kırılma yarattı. Kayyum kültürüne karşı demokratik özerk üniversite talepleriyle gençler sesini yükseltmeye devam ediyor. Biz de işin aslı olarak eğitim sistemini ve AKP'nin eğitim politikasını eğitimsel üniversiteler şube başkanı Beyzade Sayın, Emek Gençliği Merkez Yürütme Kurulu üyesi Zehra Öz ve HDP İstanbul Milletvekili Oya Ersoy ile konuşacağız. Üniversiteler Şubesi Başkanı Beyzade Sayın. Merhaba. Merhaba. Ee, konumuz eğitim. Eğitim deyince bir sürü bir alan kapsanıyor ama biz burada bugünkü programımızda okul eğitiminden bahsetmek istiyoruz. Ee, biliyorsunuz eğitim sistemi birçok yerler değiştirildi. Yani bizim zamanımızda 5 3-3 falan da sonra 4-4, 4-3 böyle yani futbol şeyi gibi takım ayarlanır gibi ya, sistemler yapılıyor. Ve tabii bunun sonucu üniversite eğitimine dayanıyor. Üniversitelerin durumu ayrı bir başlık aslında ama biz burada genel anlamda eğitim sisteminden bahsedeceğiz. Son günlerde bir sınav yaşandı ve sınavda bayağı bir tartışmalarda yaşandı. Daha önceki sınavlarda da e, hırsızlıklar, çalınmalar vardı. Bu sınav sonucunda da büyük bir başarısızlık ortaya çıktı. E, kimi bunu pandemiye yordu, kimi başka şeylere yordu. Aslında sistem tabii burada eleştirilen şey. E, öncelikle şu eğitim sisteminden bize bahseder misiniz genel anlamda? Şimdi aslında uzun süredir ülkemizde yaşanan eğitimin bir dikiş tutmama hali. Hı hı. Yani temel iki konudan bir tanesi. Bir tanesi sağlıkta bir, bu ülke olarak bir yere yani doğru dürüst bir sistem oturtturamadık. İkincisi de eğitimde. Şimdi ben eğitimle ilgili hani var olan sorunları uzun sıradır Türkiye'nin yaşamış olduğu sorunları, PISA başarısı vesaire de ortada olduğundan ya bu sistem aslında böyle kişiye göre eğer döneme göre sistemle oynamak, eğitim sistemiyle oynamanın sonuçlarını yaşıyoruz. Yani şimdi bundan önceki dönemde siz de bahsettiniz. Aslında temel eğitimde 12, 11 yıldı. 5 artı 3 artı 3'tü. Daha sonra bunu 4 artı 4 artı 4 olarak 2012 yılında değiştirildi. Ve bu 2012 yılından sonra yani bu, bu zamana gelen 9 yıllık süreçte yaşanan sorunları hepimiz kamuoyunda işte e, takip ettik hı hı. bu 19 yıl içerisinde siyasal iktidar 7 tane bakan değiştirdi ve her bakan kendine göre bir e, sistem e, yaratmaya ya da kendine göre bir eğitim modeli e, sunmaya çalıştı ve bunun e, sonucunda da Türkiye'deki son yaşanan YKS sınavları Aslında bize gösterdi ki e, AKP iktidarının var olan yani devralmış olduğu eğitimde devralmış olduğu sorunları katmerleştirerek 19 yıl içinde getirdiği nokta eğitim sistemini düşürdük. Eğitimin kalitesini, niteliğini düşürdük. Bari barajları da düşürelim. Çünkü biliyorsunuz son süreçte YKS'deki hem TYT hem de AYT barajlarının da düşürüldüğünü önce Erdoğan daha sonra Bahçeli Twitter'dan biz Müjde de bekliyoruz. Açıkladılar. açıkladılar. Arkasından bunu Emir e, Telaki e, kabul eden YÖK Başkanı da e, hemen ertesi e, hafta içinde de o hafta içerisinde barajların düşürüldüğünü e, açıkladı. Aslında bu eğitim sisteminin iflas ettiğini gösteren e, bir tabloyla karşı karşıya. Ya yani şöyle biraz e, hani Pisadan örnek vermeyeceğim. Zaten Pisay çok kapsamlı değerlendirmek lazım. Yani Türkiye'nin ortalaması hani bir rakamlara baktığınızda. Aa, sondan 10. ülkeyiz e, dünyada PISA sıralamasında ama... PISA nedir hocam? Pardon laf araya girdim. PISA, e, uluslararası e, orta, orta öğretimdeki başarı ve işte okul sayıları, öğrenci sayıları ve öğrencilerin e, başarı durumunu uluslararası değerlendiren derecelendirme e, sistemi. E, yani kabaca böyle tarif edebiliriz. Yani PISA'da bile ülkemizin gelmiş olduğu ve başarı ortadayken bir de buna YKS de bu yıl e, eklenmiş oldu. E, yani hem pandemi koşullarının etkisini yok sayamayız ancak aslında pandemi koşullarından önce eğitim sisteminin 4 artı 4 artı 4 ile gelmiş olduğu, e, geçilmiş olmasının yarattığı sonuçları biz şu anda yaşıyoruz. Bunu göz ardı edemeyiz. YKS'ye bu yıl 2,5 milyon öğrenci başvurdu ve bu 2,5 milyon öğrencinin yüzde 42'si baraj altı kaldı. 180 barajını geçemedi. Yani şu şu verilere o 180 barajına şöyle oluştuk. Oluştu. Türkçede 40 soruda ortalama 18.73 net çıkardılar. Matematikte 40 soruda 5.54 net. Fende 20 soruda 3.80 net. E, sosyalde 20 soruda 8.50 e, 57 netle bu başarı yani ve bu baraj altı oluşturuldu. Aslında Türkiye'deki eğitim sisteminin duvara çattığının AKP iktidarıyla iflas ettiği, bu politikaların iflas ettiğinin açık göstergesidir bu tablo, yani bu rakamlar. Dolayısıyla bu bu rakamları sonucunu yaratanlar eğitimin niteliğini düşürdük, bari barajları da düşürelim diye bir karar aldılar ve işte TET puanını 180'den, 100 150'den 140'a Diğerini de 180'den, AYT puanı da 180'den, 170'e düşürerek e, iflas ettiklerini e, Türkiye halklarına, Türkiye kamuoyuna ilan etmiş oldular. Aslında bu sonuçlarla e, yüksek öğretime gelen öğrencilerin… E, ben de pardon, şimdi tam onu soracaktım. Yani e, yüksek öğretime e, ne kadar nitelikli eğitim alıp gelirse bir öğrenci o kadar başarılı olur üniversite şeyinde. Ama bakıyoruz sizin bu saydığınız tabloyu da görünce şimdi üniversiteye gelen bu niteliksiz eğitim almış diyelim arkadaşlar orada nasıl başarı gösterecekler? Birinci sorun bu. Hemen birini de söyleyeyim. Peki üniversitelerin durumu ne? Yani burada... Şimdi isterseniz ikincisinden başlayayım. Hani birinci, tamam. birinci soruya öyle gidelim. Yani üniversitelerin durumu ne? Üniversitelerin durumu aslında orta öğretimden, yani ilk ve orta öğretimden çok bağımsız değil. Yani niteliksiz gelen öğrenci Üniversitenin kendi yani isterseniz siz ne kadar uğraşırsanız uğraşın dört işlemi yapamayı, yapamayı bilmeyen mühendislik fakültesine gelen öğrenciler var. Bir devre bağlayamayan öğrenciler var. Hani bir laboratuvar görmemiş öğrenciyle karşılaşıyorsunuz. Doğal olarak üniversitelerin durumu da içler acısı. İşte orada da dünya sıralaması her yıl açıklanıyor. Yani ilk 500'e giren üniversitemiz var mı diye her seferinde bakıyoruz. Aslında hiç uzun yıllardır 8-10 yıldır ilk 500'e giren Türkiye'de üniversite kalmadı. Bu bize gösteriyor ki aslında üniversitelerin durumunun da niteliksizleştiği, çoraklaştığı ve bu KYK'larla içinin boşaltıldığı, tamamen sorgulama, soru sorma kültürünün ortadan kalktığı, kayyumlar eliyle üniversitelere kayyumlar atanarak ve hatta kayyumların kayyumları atanarak Üniversiteler idare edilmeye çalışılıyor ve e, sonuçlarda işte Türkiye'deki hem teknolojide hem bilimde hem yetişmiş insan gücündeki nitelikli e, eleman ya da nitelikli insan yetiştirme e, profili ortada. Dolayısıyla e, üniversitelerin durumu bu. Peki şimdi e, biliyorsunuz yok diye bir kurum var. Yüksek Öğrenim Kurumu. Bu yok e, 12 Eylül darbesinden sonra kuruldu. E, ve her e, iktidar aday olan muhalefetteki parti yökü kapatacağız diyordu ki AKP'de daha diyorum 20 yıl önce aynı vaatle geldi. Fakat şimdi vazgeçilmez bir kurumu oldu onların ve yök eliyle üniversite idare ediliyor. Şimdi bir yok sorunu var herhalde ortada. Yani şöyle bir niteliksiz öğrenci yetiştiren Milli Eğitim Bakanlığı ve Milli Eğitim Müfredatı var. Hem dinselleşmiş, piyasalaşmış, gericileşmiş ve piyasanın e, özel sektörün isteklerine göre şekillenmiş bir eğitim sistemi var. Bu Bunun yansıması olarak da yüksek öğretimde aynı bunun şekilde giderek oradan gelen niteliksizlik üniversitelerinde niteliğini düşürüyor ve birbirine benzeyen, benzeş kurumlar haline geliyor. Bir tanesi bu. İkincisi, daha büyük bir sorundan bahsediyorsunuz siz YÖK'ten. YÖK YÖK'ün şöyle bir işlevi var siyasal iktidarlar açısından. Muhalefet her zaman YÖK'e karşıdır. Muhalefetin karşı olması Gayet doğal hatta doğru. Ama iktidarı ele geçirince yani iktidar olunca muhalefet ya da iktidar partileri e, yüksek öğretim üniversiteleri zapturaf altına alabilmek için bir mekanizmaya ihtiyacı var. O güç mekanizmasını da e, YÖK'ten alıyor. Yani YÖK'ü aslında, şu, hatta şimdi YÖK de kukla olmuş durumda. Yani biz eski YÖK'ü bile şu anda arar durumdayız. Şu anda YÖK diye bir şey yok. YÖK de sarayın ağzına bakıyor. Yani saraydaki tek adam şu şekilde olacak diyor. İşte puanlar düşürürsün diyor. Yok düşürüyor. Yani herhangi bir bilimsel araştırma ya da bir bilimsel veriye dayanarak düşürmüyor bunu. Siyasal iktidarın emrini yerine getirmiş oluyor. Dolayısıyla siyasal iktidarın emrini yerine getiren siyasal iktidara göbekten bağlı bir yüksek öğretim kurumu var ve bir siyasal iktidar bunu sonuna kadar tepe tepe kullanıyor. Çünkü üniversiteleri zaptrop altına almanın başka bir yolu olamaz. Yani çünkü siz Türkiye'de 216 tane üniversite yani kamu üniversiteleri ve vakıf üniversitelerinden bahsediyorum. Yani yanlış hatırlamıyorsam rakamı o, o rakamlarda bir şey olması lazım. Bu üniversitelerin her birinin başına birer kişi atayarak burayı yönetemezsiniz. Ayrıca bunların başına da e, bir kişi atayacaksınız ve ki onu da saraya bağlayacaksınız. Dolayısıyla bu gücü elinde tutan tut, tut, tutmanın ve üniversiteleri e, siyasal iktidarın arka bahçesi haline getirmenin, siyasal iktidarın Kararlarını sorgulayan, onlara cevap üreten, onları e, yaptığı yanlışları e, böyle bir kamuoyuyla paylaşabilecek, mesela hukuk alanında bir şey yapıyorsa hukuk fakülteleri çıkıp bu böyle olmaz demesi gerekir. Sağlık alanında diyorsanız tıp fakülteleri, eğitim alanında diyorsanız bu kadar eğitim fakülteleri var. Hocam çok konuyu şey yaptınız. Ben şeyi söyleyeyim. Ee, Boğaziçi direnişi özellikle tam da bu saydığınız problemlerin patladığı nokta. Ve bugün Boğaziçi direnişlerinden e, gördüğümüz e, bir anayasal mı yoksa e, demokratik eğitim sistemine sahip çıkma mücadelesi mi bir şey var ortada. Ve bu sorunu Boğaziçi direnişleri gösterdi. Nedenleri de gösterdi aslında. Yani bu kayyum rektörün... E, Görevden alınması, yerine şimdi seçimle bir şeyler yapılmaya çalışılması mücadele yolunun önünü açtı aslında. Bu sizin saydığınız sorunlara ilişkin. E, son olarak vaktimizde pek kalmıyor ama e, çözüm ne? Yani şöyle şimdi 80 öncesi aslında göreceli de olsa ülkede, üniversitelerde bir demokratik, demokratik özellik, özellik Demokratik yani anayasal güvence altına alınmış akademik özgürlük, demokratik özellik, yönetsel özellik kavramları ve bunların işlediği bir sistem vardı. 12 Eylül bu tırpanlandı. Ve 12 Eylül'den sonra işte 2016 OHAL KHK'sıyla da bunlar tamamen ortadan kaldırıldı. Ve Boğaziçi Üniversitesi'nde şu şu anda yaşanan aslında Türkiye'deki bütün üniversitelerin dillendiremediği, seslendiremediği ve içten içe yüksek öğretimdeki üniversitelerin kazan gibi kaynadığı bir ortamda giriyoruz. Boğaziçi Üniversitesi buna bir demokratik yönetsel özellik, akademik özgürlük bağlamında itiraz etti. Hatta bu seçimlerin gelmesi de bundan önceki süreçlerdeki seçimlerin başlaması da 92 yılındaki bu seçimlere ilk geçişin yaşandığı dönemde de Boğaziçi Üniversitesi'nde böyle bir direniş olmuştu. Üniversiteler kendi rektörlerini ve kendi yöneticilerini kendileri seçecek diye bir tahammül oluşmuştu. O taammül üzerine YÖK'ün 2547 sayılı YÜK Kanunu'nun 13. maddesinde bir seçim getirilmişti. Göreceli bir seçim getirilmişti ama o da dediğim gibi yani çok böyle bizlerin kabul edebileceği bir seçim değil ama yine de içeride bir demokratik eğilim yoklaması ve bir seçim oluyordu. Şimdi Boğaziçi Üniversitesi yeniden bu fitili ateşledi. Aslında yüksek öğretiminin yönetsel özelliğinin, akademik özgürlüğün, demokratik düşünce ve ifade özgürlüğünün, demokratik üniversite taahhülünü bizlere göstermiş oldu bu son süreçte. Ve bundan sonraki süreçlerde de bu bence Türkiye'deki üniversitelerde bunun devam edeceğini düşünüyoruz. Çünkü orada sadece kendileri için istemiyorlar. Yani bu bir bütün eğitim, yüksek öğretim eğitimi ve yüksek öğretim politikalarının nasıl olabileceğini demokratik üniversitenin nasıl hayata geçirilebileceğinin yolunu bize açıyorlar. Ve son süreçte de kayyum rektör gitti. Yerine yeni bir kayyum atandı. Vekil kayyum diyoruz biz ona. Vekil kayyum atandı. O da gelir gelmez rüştünü ispat edebilmek için işte iki tane hocamızın işine son verdi. Cinsel tacize çitök kapattı. Dolayısıyla o da gidecek. Yani o da gidecek. Artık kayyumların bu ülkedeki üniversitelerde Türkiye Üniversitelerinde kayyum sisteminin yerini olmadığını hepimiz yaşayarak göreceğiz. Siyasal iktidar yüksek öğretim alanının önünde hiçbir siyasal iktidar duramaz çünkü bilim, felsefe, tarih, e, sağlık, eğitim hepsi e, toplumu buradan ve geliyor ve bir topluma böyle şekilleniyor. Dolayısıyla e, toplumun siyasal ve sosyal hayatının oluştuğu yerlerdir üniversiteler. E, alttan gelen dalga e, onları da kayyumlarını da götürecek diye düşünüyorum. Konuğumuz Halkların Demokratik Partisi Milletvekili Oya Ersoy. Merhaba. Merhabalar. Ee, şimdi geçen haftalarda Milliyetin Bakanı istifa etti. Daha doğrusu affını istedi. Ee, geçen yine hafta içinde de e, orta öğrenim öğrencilerinin sınavları açıklandı. Ve bir şey çıktı ortaya. Tablo, kara tablo belki de. Yüzde elli başarısızlık oranı. Bunun karşında küçük ortak. Ya dedi olmaz bu şey pandemi falan vardı puanları düşürelim hemen büyük ortak bunu kabul etti derken yok kabul etti filan eğitim sistemindeki bu başarısızlık belki başarıymış gibi yüksek öğrenim öğrencileri yollayacak genel anlamda bu bir eğitim sistemi bu eğitim sisteminin nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi aslında ciddi anlamda AKP'nin eğitim sisteminde yarattığı en kazı gösteren bir sonuçtur. Hı hı. Bu biraz önce geçen haftadan bahsettiğiniz küçük ortak, büyük ortağın birlikte yaptığı şey. 19 yıllık AKP'nin uyguladığı o neoliberal politikaların, hı hı. gericiliğin ve ırkçı politikaların en büyük sonuçları eğitim alanında yaşandı. Öncelikle ee, özelleştirme, eğitimin piyasaya açılması, müfredatın, zaten hiçbir zaman memnun olmadığımız müfredatın iyice ırkçı ve milliyetçi ve dinci gerekçilikle bezenmesi ve bunda en büyük adım da 4 artı 4 eğitim sistemi oldu. Ama bu eğitim sistemi de futbol takımları ya 4-3-2-2 bilmem kaç gibi böyle bir komediye de dönüştü. Tabii tabii. Her yıl değiştirilir hale geldi. Hem affını isteyen bakanlar son evet. dönemde moda oldu biliyorsun ama en fazla bakan, değişen bakan bile eğitimde oldu. 7 tane falan ee, 8. bakan. Sekizinci Şu bakan. an itibariyle 8. bakan göreve gelmiş durumda. Her bakan bir önceki bakanın yaptığını yıktı, yeniden kurdu. Baktığınız zaman şifresi kandalları e, ciddi anlamda hani... Soruların e, çalınması... Hırsızlığın tam bir dibe vurduğu hal KPSS sınavına kadar, üniversite sınavından, evet. liseye geçiş sınavından hepsi e, AKP'nin eğitim alanında yarattığı enkazı ortaya koyan şeyler. Ama burada özellikle üç tane aşama var. Birincisi o 4 artı 4 artı 4 eğitim sistemi. Ondan önce böyle yavaş yavaş yaptığı şey o sistem değişikliğiyle beraber ciddi anlamda okulları tamamen piyasaya teslim etti. Hani ondan öncesini de hatırlayın. E, parasız eğitim, e, okullarda parasız eğitim diyerek okullarda özellikle bağış adı altında o zorunlu bağışların toplanmasına karşı mücadele ediyorduk. Ama 4 artı 4 eğitim sistemi, 4 artı 4 artı +4, 4, 3 tane 4 eğitim sistemiyle beraber e, tamamen düz lise diye bir şey ortadan kalktı. Okullar tamamen piyasalaştırıldı, e, veriler teşvik edilerek yani bankalar aracılığıyla krediler verilerek e, özel okullara yönlendirildi öğrenciler. Ve e, ya özel okula gideceksin, sınavlardan Anadolu Lisesi Fen Lisesi'ni kazanamazsanız tamamen düz liseler İmam Hatip birleştirildi. Ya İmam Hatip, ya Meslek Lisesi, ya da Açık Öğretim, Açık Lise. Fırsat Buna, eşitliği ne ne oldu Fırsat peki? eşitliği diye bir şey ortada olmadığı gibi, yani bu pandemi dönemiyle beraber de yoktu, zaten yoktu ama özellikle AKP'nin 19 yılında 4 artı 4 artı 4 eğitim sistemi, o halle beraber yaratılan ayrımcılık ve üstüne üstlük bir de pandemi koşulları eklendi. Şu an itibariyle o fırsat eşitsizliği denilen şey dibine vurulmuş durumda. Yani pandemi dönemine özellikle yer vermekte fayda var. Her yer açılırken, AVM'ler açılırken okullar Kapanmış. kapandı. Ve eğitim senin 2020-2021 eğitim raporunda en uzun kapanmanın gerçekleştiği, Ülke Türkiye. Evet. Ee, her yer açıldı. Ee, gidip fabrikalarda Tabii tabii çalıştı. Ölümüne çalışma dayatıldı. Ee, AVM'ler açıldı. Ama okullar hiçbir şekilde açılmadı. Ee, tabii oradaki yapboz hali pandemi döneminde de sürdü. Orada da aç kapaya getirdiler. Ama sürekli bir okulların açıldığı bir yüz yüze eğitim hiçbir zaman sağlanmadı. Şimdi 6 Eylül'de yeniden açılacak deniyor. Ama e, şu anki koşullarda nasıl açılacak konusunda, sürekli açılacak açık kalacak mı, yüz yüze eğitim sürekli devam edecek mi konusunda hem öğretmenlerin hem velilerin ciddi bir kaygısı var. Pandeminin yarattığı o fırsat eşitsizliği, e, şimdi çocukları EBA eğitimine mahkum kalıyorsunuz. Ama bakıyorsunuz ki bilimden uzak bir iktidarın e, kurduğu sistem EBA ile hiçbir kimse ne büyük illerde ne... E, taşra'yı zaten geçiyorum. Hiçbir şekilde e, sürekliliği sağlayacak bir eğitim sağlanamadı. Evet. Zaten eğitim dediğiniz şey e, teknolojiyle sağlanacak bir şey değildir. Eğitim dediğiniz şey sadece öğretmeye dönük bir şey değildir. Eğitim bir sosyal ortamdır. Hı -hı. Aynı zamanda bir öğ öğrenim ve eğitim alanıdır bu. E, bu tamamen yok sayılı. Onu geçiyorum. Onun dışında da EBA adı, adı altında dayatılan sistemle beraber e, bilgisayar Cep telefonu, internet olana olmayan milyonlarca öğrenci iki yıldır eğitimden uzak hale getirildi. Zaten eğitime tırnak içinde erişebilen de tamamen öğretmenlerin ciddi anlamda üstün çabasıyla ve e, aynı zamanda velilerin öğretmen haline getirilen neredeyse velilerin çabasıyla çocuklar e, bir nevze eğitim. Aynen. ...öğrendiler eğitim demeyeceğim ona... ...öğrenmeye çalıştılar yani. Ama sonuçlarını bu sınavlarda da gördük tabii. Tabii ki o, tüm bunların sonucu... Evet. ...bu sınavlardaki durum, bütün bunların sonucu... ...sonucunda AKP... ...bu pandemi dönemindeki eşitsizliğin ve... ...aslında geleceksizleştirmenin... ...çocukların geleceğinin çalınmasının... ...sonucunu ne yapıyor? Sınav sonuçlarını gözeterek indiriyor... ...üniversiteye bilgisiz... ...öğrenmemiş bir kuşak... ...sokulmaya çalışıyor. Peki şimdi... Ee niteliksiz niteliksiz diye yetişen yetiştirildiğini düşündüğümüz bu öğrenciler üniversitelere girecekler. E, üniversite burada nasıl bir fonksiyon? Valla üniversitelerin hali de ayrı bir iş tercisi biliyorsunuz. Orada da iki tane fırsatçılık evet. var. Bir ciddi anlamda bir kadrolaşma yarattı AKP yani üniversitelerde. Tabii tüm. ki özellikle o hali çok iyi kullandı ki kaykanlar adı altında hı hı. barış akademisyenleri başta olmak üzere üniversitelerin tamamen altını boşalttı ve eğitim alanının hepsinde ama en çok da üniversitelerde tamamen e, tarikatlara ve e, kendi kadrolaşmasının önüne açtı. Ama Boğaziçi bu direnişi burada bir ee, çıkıntılık var. Orada bir direniş var tabii ki. Ee, burada üniversiteler açısından şöyle bir şey söz konusu, bilimle ve akılla hakim olamadığı üniversitelerde, kendi kadrolarını yerleştirerek, rektörler hatırarak ve kayyum politikasıyla hegemonya konu kurmaya çalıştılar. Ve Boğaziçi isyanı da artık son, isyandır neredeyse üniversite artık son noktadır Boğaziçi'nde yaşanan şey. Orada atanan, atanmış kayyumlar eliyle, polis baskısıyla, zorla baskı koşullarıyla yönetilmeye e, bir itirazdır. Boğaziçi Üniversitesi'nin tüm bileşenleriyle beraber yürüttüğü mücadele. Ve aslında... AKP'ye de ciddi bir mesajdır. AKP gibi böyle üniversiteleri yönetmek isteyenlere de bir mesajdır. Üniversite dediğiniz şeyi, üniversite sonuçta halk yararına bilimin üretilmesi gereken yerlerdir. Ve burada ne üniversite öğrencilerini, ne akademisyenleri, bilim insanlarını, ne de üniversitenin tüm kadrosunun çalışanlarıyla beraber bu şekilde biat ettiremezsiniz. Onu bir göstergesidir Boğaziçi Üniversitesi'ndeki direniş. Şimdi seçimlere yaklaşık buçuk 2 yıl var şartlar, sistemler ortada ve AKP politikaları her alanda yani eğitimde, sağlıkta, barınma sorununda falan. Ve sorunları işte başladık anlatmaya. Biraz daha gitsek bitmeyecek gibi değil. Ne yapmalı? Ne yapmalıyız? Ee, çok net. Çok net. Bir, bir tek cümledir bu. Bu iktidar değişecek. Bu iktidar değişecek demek sadece iktidarın el değiştirilmesi demek değil. Bu iktidara olan öfke, AKP sonuçta bir proje partisiydi ve e, neoliberal politikaları yani her şey sermaye için yağma, talan ve sömürü politikalarını uy, en iyi ben uygularım diyerek geldi bu iktidar. Ve bu politikaların sonuçlarını yaşıyoruz şu an bütün ülkede. Her bir aşamasında yangınından serine kadar hı hı. ve kadın kırıma haline gel, gelmiş kadın cinayetlerine Hatli kadar. E, bütün bu ortamın değiştirecek tek şey... Bu ülkede gerçekten eşit, özgür, barış içinde yaşamak isteyenlerin hı hı. birlikte iktidarıyla olacak bir şeydir ve bütün bu politikalar değişecek. Irkçılığın karşısında kardeşçe yaşam ve insan odaklı, hı hı. halk odaklı politikalar, ekonomisinden sosyal politikalar kadar. Şimdi eskiden şey vardı devlet. Yani devlet okulları vardı. Şimdi artık devlet okullarından bahsedemiyoruz. Üniversite, devlet üniversiteleri derdik. Bunlardan bahsediyoruz. Sizin evet. olsa altını çizdiğiniz piyasalaştırma evet. ve özelleştirme. Dolayısıyla eğitimin bir ranta dönük. İşte hastanesi olan sağlık bakanı, okulu olan milli eğitim bakanı gibi bir noktaya da geldi. Bunun da altını bir görünür hale getirelim diye bir daha söyledim. Bu iktidar gidecek diyoruz. Tamam. Nasıl? Bu bir ancak ve ancak debin dediğim gibi artık bu politikalardan nefret eden ciddi anlamda sokağa yansımasa bile ciddi anlamda öfke duyan ve bunun sonuçlarını yaşayan bütün insanların birlikte mücadelesiyle yani halkın birlikte mücadelesiyle mümkündür bu iktidarın gitmesi. Biz artık o kendinin affını isteyen bakanların tırnak içinde istediği o saltanat rejiminden bir Gerçek anlamda bir halk demokrasisinin inşa edilecek bir sistemin sonucudur. O zaman bir Bunları demokrasi mücadelesinin uzantısıdır bu, diyebilir demokrasi miyiz? Demokrasi mücadelesiyle ancak bu olur. Gerçekten bu ülkede eşit, özgür, kardeşçe yaşamak isteyenler, bu memleket bizimdir diyenler, başı dik, alnı ak, emeğiyle geçinen herkesin mültecisiyle zorla göç ettirilen bu ülkeye bütün ayrıştırılan ötekileştirilen artık öyle bir ayr hani ayrımcılık öyle bir noktaya geldi ki AKP'li olmayan herkesin düşmanlaştırıldığı bir ülke haline geldik. Hı hı. Bunun bu ülkenin kendi e, deresine, suyuna, kendi topraklarına, bu memleketin her şeyine sahip çıkan, gerçek anlamda sahip çıkan ve birlikte eşit bir şekilde ve özgürce yaşamak isteyen herkesin ortak mücadelesiyle ancak sadece bu iktidar değil bu ülkede bu iktidarın yarattığı yıkım yerine başka bir ülke kurulabilir. Yani bugün bizim demokrasi mücadelesinde eğitim hakkından sellere kadar yürüttüğümüz, kadınların eşit ve özgür yaşam mücadelesine kadar yürüttüğümüz bütün mücadeleler sadece bir talep demek değildir. Sadece e, uğradığımız ...AKP iktidarı eliyle uğradığımız mağduriyetlere karşı bir itiraz değildir. Bugün yürüttüğümüz bu mücadele aynı zamanda yeni bir ülkeyi kurma mücadelesidir. Eğitimin öznesi öğrenciler. Konuğumuz Zehra Öz Öcal, kendisi Emek Gençliği Merkez Yürütme Kurulu üyesi. Aynı zamanda Sinan Üniversitesi Felsefe Bölümü öğrencisi. Merhaba. Merhabalar. Şimdi e, hem genç bir öğrenci, hem siyasetle ilgilenen bir öğrenci, hem felsefeyle ilgilenen bir öğrenci. Ve eğitim sistemi deyince işin öznesisi. Hı hı. Nasıl değerlendiriyorsun eğitim sistemini? Ee, yani şöyle genel bir giriş yapmak gerekirse aslında her ne kadar e, eğitimin aslında e, tarafsız bir alan olduğundan sürekli dem vurulsa da biz bunun böyle olmadığını biliyoruz. Eğitim aslında e, egemen sınıfların kendi egemenliklerini devam ettirmek adına genç destilleri kendi toplam e, dünya görüşlerine ve politik çizgilerine yedeklemek açısından e, ve bu becerilerle donatmak açısından kullandıkları bir alan. E, yani dolayısıyla aslında bu tanımdan da yola çıkarak e, ya eğitimin sınıflar mücadelesinin en keskin ve en yoğun olarak görülebildiği bir alan olarak tarif etsek herhalde yanlış olmaz. E, dolayısıyla e, hangi sınıfın yani toplam e, o ülkenin gençlerini nasıl dizayn etmek istediği, nasıl bir toplumsal yaşamı hazırlamak istediği fikri aslında eğitimin niteliğini, içeriğini ve biçimini de belirliyor. Yani şunu mu demek istiyorsun? İktidar kendi e, ideolojisine göre Gençleri yönlendirmeye çalışır. Evet. Eğitimi de bu amaçla kullanır. Evet. ideoloji ve ideolojinin de yanında aslında inşa etmek istediği toplumsal yapı ve aslında o yapının hangi sınıflar mücadelesinin nasıl bir parçası olduğuyla ilişkili diyebiliriz. Peki yani, ben o zaman sözünü hemen kesiyorum. Ee, şeyi sorayım. Ee, son haftalarda biliyorsun seçim yani seçimlerden çıktı, sınav yapıldı. Bu sınavda öğrencilerin yüzde ellisi... Çok başarısız olarak ortaya çıkan bir kara bir tablo yani. Bu kara tablo, oradan çıkan öğrenciler üniversiteye gelecekler. İşte senin de okuduğun okullara gelecekler. Ve orada bir sıkıntı yaşanırken, üniversitelerde büyük bir sıkıntı var. Şimdi sen üniversite gençliğinden olarak şöyle bir orta öğrenimle üniversite gençliği arasındaki meseleyi biraz bize açıklar mısın? Hı hı. Yani şöyle söylemek gerekebilir Elbette üniversite eğitimi kendinden menkul bir şekilde değil. Yani ilkokuldan itibaren orta öğretimde dahil olmak üzere bir eğitim sürecinin parçası olarak gençler bugün herhalde Türkiye'deki her bir genç üniversite hayali, üniversite yaşantısı, bilimsel, akademik, teknik bir üretimin parçası olarak kendini gerçekleştirebilmek, özel ilgi, yetenek ve istediği alanlarda eğitim görmek ister, böyle bir arzusu vardır ama maalesef Türkiye'nin mevcut koşullarında bu istek, özlem ve arzu Türkiye'nin en geniş gençlik kesimleri açısından düşündüğümüzde ulaşılabilir değil. Yani dolayısıyla aslında lise sıralarından başlayarak eğitimin bilimsel ve nitelikli bir içerikten giderek yoksun bırakıldığı, özellikle geçtiğimiz senelerde evrim müfredattan kaldırılmasıyla birlikte biz bu saldırının çok net bir karşılığını aslında görmüştük. Bununla birlikte müfredatın içerikleri, ders içeriklerinin belirlenmesi, öğretmenlere ve okul yönetimlerine, lise yönetimlerine bu açılardan aslında onların da özgürce ders işleyebilecekleri bir ortamı kısıtlayacak belli müdahalelerin gerçekleştiğini de biliyoruz. Zaten yani eğitimin bunların gerçekleşebilmesinin bir koşulu olarak demokratik bir eğitim talebinin de bunlarla bağlantılı olarak zaten iç içe yürüyebileceğini düşünüyoruz ve söylüyoruz. Ama bu da üniversitelerin özellikle ÖTK öğrenci temsil kurullarının kaldırılmasıyla, kulüp faaliyetlerine yeterli ödeneklerin ayrılmamasıyla giderek bunların belirli bürokratik işlemlerle açılmasını zorlaştırılmasıyla öğrencilerin hem kendilerini temsil etmesinin, sorun ve taleplerini birlikte tartışarak bulmasının ve bunların arkasında birikmesinin koşullarının e, doğrudan iktidar ve onun kurumları tarafından zorlaştırıldığını bu açıdan belirli saldırıların olduğunu söyleyebiliriz. E, dolayısıyla bu açıdan da e, Türkiye'deki en genç gençlik kesimlerinin nitelikli ve bilimsel bir eğitime ulaşma olanakları e, oldukça zor. Bunun üniversite sıralarındaki yansımaları da aslında e, gerçekten ilgi yeteneği ve tırnak içinde kullanmak gerekirse zekayı ölç, ölçmediği artık bütün bir hmm. Türkiye'deki her bir genç açısından Yeterince bariz olan sınavlarda da görülebildiği üzere e, olabildiğince ezberci, olabildiğince gençliğin hayatına, ilgisine, dünyayı anlama ve yorumlama ve değiştirme çabasına ilişkin hiçbir şey söylemeyen e, ve böylelikle de aslında e, eğitimin itibarsızlaştırılmasına, gençliğin günlük yaşamının bir parçasından koparılarak onun artık bir ajandası haline gelemediği bir durumdan bahsedebiliriz. Ki bu pandemi koşullarıyla, pandeminin bir fırsata çevrilmesiyle de oldukça artmış durumda. Dolayısıyla bu kadar fazla öğrencinin başarısız olduğu, yine tırnak içerisinde kullanıyorum, üniversite sınavlarını düşündüğümüzde bunları hiçbir öğrencinin bireysel yeteneğine, çalışma azmine ve arzusuna bunun üzerinden değerlendiremeyeceğimiz de aşikar. Yani burada suçlu olan o öğrenciler mi yoksa bu sistem mi? Bu sistemin kendisi. Burada hiçbir öğrencinin e, tek başına böylesi e, zaten neyi ölçtüğü ve nasıl ölçtüğü belli olmayan bir sınava hazırlanmasını bekleyemeyiz. Ama şunu da söylemek gerekir herhalde. E, belli gençlik kesimleri açısından karşımıza çıkan da bir eğilim bu. ya yani Çalışan yapar. Özellikle üniversiteyi kazanabilen gençler açısından Böyle söylemler duyuyoruz ama birazcık daha tartışmaları derinleştirdiğimizde şu da karşımıza çıkıyor. Üniversiteye hazırlık süreçlerinde zaten en baş olarak karşımıza çıkan şey bu sınava hazırlanmanın hangi koşullarda gerçekleştiği. Yani şimdi dershaneye gitme olanağı olmadığı ve bugün dershane fiyatlarının çok uçuk rakamlarla tarif edildiği bir dönemde bu olana sahip olmayan herhangi bir gencin üniversiteyi kazanmasının olana ancak gününün 17-18 saatini masa başında e, ders, ders çalışarak geçirdiği, bütün bir sosyal yaşamından, e, sosyal ilişkilerinden, aile ilişkilerinden kopartılarak, oluşturabildiği ancak koşullar var. Yani için... fırsat eşitliğinin olmadığını herhalde açıklamaya çalışıyor Evet, fırsat eşitliğinin olmadığını ve giderek aslında bu eşitlik makasının da açıldığından bahsedebiliriz. Peki, e, şimdi devlet üniversiteleri var, özel üniversiteler var. Bu özel üniversitelerle devlet üniversiteleri arasında, mesela benim gençliğimde e, sırf devlet üniversiteleri vardı. Biz gayet güzel okuyup çıkıyorduk. Yani, o dönemin sorunları dahilinde. Bugün e, bu üniversiteye girecek olan öğrenciler e, ya özel üniversiteye girecekler ya devlet üniversitesine. Hmm. E, bu özel üniversite seçiminde e, sınıfsal bir konumlandırma da var mı? Olur mu? E, elbette var. Çünkü e, mesela biz birkaç e, dönem öncesine kadar e, Anadolu'nun münferiç şehirlerinden bu devlet üniversitelerine girebilen gençlik nüfusunun çok daha yoğun olduğunda görebiliyorduk. Yani yok atlasın verilerine de bakarsanız bunlar zaten gayet açık bir şekilde görülebilir. Ee, ancak nitelikli olarak değerlendirebilecek Türkiye'nin prestijli üniversiteleri, ODTÜ, Boğaziçi, Mimar Sinan gibi üniversitelerdeki öğrenci nüfusunun yoğunluğunun giderek İstanbul, Ankara gibi yalnızca büyük şehirlerle daha sınırlandırıldığı bir durum var. Ee, onun yanında da özel üniversite meselesinde de zaten karşımıza e yalnızca parası olanı gidebildiği bir durum var. Yani bunun aslında e, sınıfsal olarak karşılığı da çok net görülebilir bence. Siyasi iktidarın muhafazakarlık maskesi altında ranta dayanan eğitim politikası, demokratik eğitimin önündeki en büyük engellerden. Sözün özü, piyasacı bir anlayışla eğitim demokratik yapısından uzaklaştırılıyor. Eğitim aracılığıyla iktidara biat eden kullar yetiştiriliyor. Başta söylemiştik, eğitim diğer tüm alanları içine alan bir üst başlık. Hayatın her alanında izi var. İşte tam da bu yüzden eğitimde demokratikleşmenin, ırkçılığın sönümlenmesi, dil, din ve düşünce özgürlüğü anlamına geldiğini unutmayalım. 啊可。<noise> <noise>